Bugün burada olmaktan, İstanbul'umuzun Karadeniz'le buluştuğu bu güzel mekanda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek isterim. Daha önce de Şile'mize gelmiştim. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili ve pansiyon yapımı ile ilgili gezilerimiz olmuştu. Hakikaten çok keyifle Şile'mize yatırımları yerinde izleme imkanım oldu. Tekrar Milli Eğitim Bakanı olarak İstanbul'daki ilk açılışımızı ve ilk ziyaretimizi Şile'mize yapmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın Valimiz belirtti. Hakikaten 2020 Mart ayından itibaren tüm dünya daha önce deneyimlemediği bir süreçten geçti. Ve hala geçmeye devam ediyor. Hazırlık olmadığı için, daha önce deneyimlenmediği için gerçekten ülkeler yeni sürece adapte olmakta çok büyük zorluklar yaşadılar. Ve bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birisi de eğitim sektörü oldu malumunuz. Ama Milli Eğitim Bakanlığı tüm camiasıyla birlikte, öğretmenleriyle, memurlarıyla, tüm paydaşlarıyla birlikte bu süreçte müthiş bir performans gösterdi. Ve üretmiş olduğu ve hızlı bir şekilde halkının, öğrencilerin hizmetine sunmuş olduğu dijital platformlar aracılığıyla bu 1,5 yılı bazen de kısmen yüz yüze eğitime devam ederek tamamlamış bulunduk. 6 Ağustos 2021 tarihindeki bakanlığa başlamamla birlikte açık bir şekilde ifade ettim. Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama okul sadece öğrenmenin gerçekleştirdiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmaları üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu şu demek değil. Dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır. Ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destekler alacağız. Biraz önce Sayın Valimiz de belirtti. 6 Eylül'den sonra 3. haftaya girdik bugün. Ve bugün Şile'de sizlerle birlikteyiz. Allah şükürler olsun, Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirlemiş olduğumuz kriterler çerçevesi içerisinde okullarımız sağlıklı bir şekilde kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ediyorlar. Biraz önce Sayın Valimiz İstanbul'un derslik sayısını, öğrenci sayısını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim sistemi devasa bir sistem, değerli misafirler. 18 milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100 binin üzerinde idari personelimiz var. 150 bin servis şoförü ve rehberlik destek elemanları var. Yani kabaca 20 milyon insanın varlık alanı bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu sistemi yüz yüze eğitime devam, maksimum düzeyde devam ettirebilmek için gerçekten vaka bazlı, okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57.180'i devlet okulu olmak üzere 71.320 tane okulumuz var. 850 bin dersliğimiz var. Yani 1 milyona yakın dersliğimiz var. Ve bunların da yaklaşık %162'si son 19 yılda yapılan derslikler. Vaka, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu vaka veya yakın temas nedeniyle bazı sınıflarımız yüz yüze eğitime 14 gün ara veriyor. Ama 14 gün sonra kaldığı yerden devam ediyor. 14 gün ara verirken de geliştirmiş olduğumuz canlı sınıflarla, dijital platformlarla eğitime
dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitimle devam ediyor. Dolayısıyla okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken mekanlar oldu. Eğitim sisteminin açık ve yüzde eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz. İnşallah değerli velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde bu süreci başarılı bir şekilde götüreceğiz. Gelinen nokta umut verici, gelecek için de çok umut verici. Sayın Valim, değerli konuklar, ben hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından beri eğitim sistemine yaptığı katkılarla çok fazla şu anda girecektim ama girmeyeceğim. Çünkü çocuklarımız bekliyor güneşin altında. Onları fazla bekletmeyelim. Okullarıyla hasretlerini hızlı bir şekilde gidermiş olalım. Hakikaten çok ciddi yatırımlar oldu. Bu yatırımları yapılan okul sayısı, derslik sayısı, atanan öğretmen sayısı, ya 1.2 milyon öğretmenin 700 bini son 19 yılda atandı. Sadece fiziki yatırımlar yapılmadı. Eğitimin tüm kalite göstergelerinde de çok ciddi gelişmeler var. Okul öncesi eğitim erişimden uluslararası PISA öğrenci başarı araştırmalarındaki performansına kadar, TIMSS'teki başarı performanslarına kadar, özel eğitim ve rehberlikteki yaptığı hizmetlere kadar çok geniş bir spektrumda hükümetimiz vatandaşlarının çocuklarına eğitime erişim noktasında ciddi katkıda bulundu. Bunlar yeterli mi? Hayır, yeterli değil. İnşallah Sayın Valimizin de belirttiği gibi İstanbul'umuza özel itina gösteriyoruz. Tüm yatırımlarımızı yeniden değerlendirme süreci içerisindeyiz. Ve ben Milli Eğitim Bakanı olarak ilk yaptığım toplantı Sayın Valimizle birlikte olan toplantı oldu. Yani Sayın Valimiz, tüm kaymakamlarımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe Milli Eğitim Müdürlerimizle birlikte İstanbul'daki eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz? Yatırımlarımızı nasıl hızlandırabiliriz? Yatırımlarımızın çeşitliliğini nasıl artırabiliriz? Onları değerlendirdik ve çok hızlı bir şekilde kararlar alarak yürürlüğe koyduk. İnşallah bundan sonra da el birliği yapıp ülkemizin eğitim sisteminin kalitesini artırma noktasında tüm gücümüzü bir araya getirerek mesafeler alacağız. Gençlerimizi sadece bulundukları illerde değil, dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilen ve ülkemizin, güzel ülkemizin, Türkiye'mizin daha güçlü olması için, daha güçlü olması yolundaki inşa edecek süreçlerle ilgili görev alabilecek kabiliyette gençler olarak yetiştirmek için her türlü destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün açılışını yapacağımız Necda Muralıgil İlkokul ve Ortaokulu'nun yapımındaki emeklerinden dolayı Sayın Valimize hasreten teşekkür ediyorum. İstanbul Koordinasyon Biriminde çalışan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Hakikaten büyük fedakarlıkla İstanbul'un fiziki mekan ve altyapının güçlendirilmesiyle ilgili çok ciddi bir efor sarf ediyorlar. Sayın Valim hakikaten İstanbul için bir şans. Yani sahadaki tüm ilçelerde, tüm bölgelerdeki okul ihtiyacından tutun, eğitimin kalitesinin artması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir mensubu gibi çalışıyor hakikaten. Ben huzurlarınızda Sayın Valimize ve ekibine çok teşekkür ediyorum ve sizlerden bir alkış bekliyorum. Buradan öğretmenlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten biraz önce Sayın Valimiz aşı oranlarından bahsetti. Biz öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Bir doz aşı oranı öğretmenlerimizde 1.2 milyon öğretmenimizde %92'ye ulaştı. İki doz aşı da %83'lerde. Aynı zamanda aşı olmadan bağışıklık geçirip antikor üretmiş olan öğretmen oranımız da %5'lerde. Yani biz %97'lere ulaşmış ve büyük oranda aşıyı öğretmen kitlemizin içerisinde yaygınlaştırmış bulunuyoruz. Şu anda okullarımızın açık kalmasındaki en güçlü yönümüz de öğretmenlerimizin aşılanmış olması. Ben sadece kendileri için değil, gençlerimiz, çocuklarımız için ve toplumun daha
salgına dirençli olması için öğretmenlerimizin göstermiş olduğu bu fidakar davranıştan dolayı kendilerine hem şahsen hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu açılış vesilesiyle Necla Muradigil hanımefendiyi rahmetle minnetle anıyorum. Ailelerine çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.